Selamün aleyküm arkadaşlar. Örgüyle terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben size bugün yine güzel bir model göstermeye çalışacağım. Benim güzel kuşlarım vardı. Onları da koydum çok sıkılmayalım diye. Şimdi şu güzel modelimi göstermeye çalışacağım. Birini bir renkten yaptım, birini bir renkten yaptım. Şimdi bunu altını, şurasını mekikle yaptım ben. İğneyle de yapılır. Ama ben mekikle daha kolay yapıyorum. Daha hoşuma gidiyor. Ve şimdi mekiğimizi gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. İpimizi parmağımıza, beş parmağımıza doluyoruz. İkisini bir tutuyoruz. Şu parmağımıza alıyoruz. Bu şekilde bir tarafından geçiriyoruz. Şimdi İkincisini ipimi şöyle alıyorum. Bu taraftan alıyorum. Bir taraftan geçiriyorum. Bir de bir taraftan. Bir taraftan ve bir taraftan. İpim ileriye geriye oynuyor. Bunu yaptığınız mı mekiği de öğrenmiş oluyorsunuz. Şunu düğümlemeden yapmak bir hafta çalışmak gerekiyor. Mekikte bir kolaylık var. Bakmadan yapabiliyorsun. Buraya ben 15 tane boş yapıyorum. Şurası oluyor. Şurası. Ondan sonra kirpik yapmaya başlayacağım. Şuraya boş yaptım. Şimdi kirpik yapacağım. Kirpiğim de aynı şekilde şuraya tutuyorum. Kirpiği elimi salınca gösterebiliyorum. 1 16 tane kirpik yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Şimdi çekiyoruz. Sıkıştırıyoruz. Burasını keselim. Yakalım. Çıkmasın. Şimdi ipimi hazırladım. Şu beyazı yapacağım. Her kirpiğimizi bir tane batıyoruz. Zürafa
şeklinde alıyoruz. Çok güzel yağmur yağıyor arkadaşlar dışarıda. Şimdi bunu bu tarafına geçtik. Şöyle göstereyim. Geri dönüyorum. Üstüne şu araları beyazların arasına batıyorum arkadaşlar, siyahların içine değil. Tekrar yağmur sesi ne kadar güzel. Huzur veriyor insana. Bu şekilde 4 sıra geçiyoruz. Aslında kaç sıra istersek o kadar geçiyoruz. Kendimiz de ayarlayabiliriz ama ben 4 sıra geçmişim. Bu şekilde 3. sıraya başladım. Bu şekilde. Ama ben video uzamasın diye hazırladım. Buna geçeceğim. Şimdi şu yeşili yapacağız arkadaşlar. Şu yeşili. Yeşil ipim de hazır. Şimdi kenardan başlıyoruz. Şu kenardaki ipimi içine almaya çalışıyorum ben. Bir önüne batıyoruz. Bir önüne üçüncü deliğe yine batıyoruz arkadaşlar. Çeviriyorum. Ben çevre çevre yapıyorum arkadaşlar. İki tarafından yapanlar da var.
Soldan sağa yapmak daha kolay geliyor. Şimdi sağdan sola yaparsan ipi bu şekilde atacaksın, bir de şöyle atacaksın. Şu şekilde. İki defa dolayacaksın. Mesela şu şekilde. Şimdi soldan sağa yaparken ip zaten bu tarafta olduğu için bir defa atacaksın. Öbür taraftan iki defa atacaksın ve iki biraz daha zahmetli olmuş oluyor. O yüzden ben çevirerek yapıyorum. Buraya kaç defa gittim? 3 sıra gitmişim. Şimdi arkadaşlar ipimi 3 sıra gitmişim. Bu da size bağlı. Daha uzun olsun isterseniz biraz daha yaparsınız ama ben 3 sıra gittim. Şimdi şuraya ipimi bu şekilde atıyorum. Şuraya bir ipimi bir daha düğümlüyorum. Şimdi şuraya kirpik yapacağım. 9 tane veya 10 tane. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Şimdi şuraya dibine batıyorum. Şu şekilde. Şimdi aşağı iniyorum. Kesip tekrar da yapabilirsiniz ama ben bu şekilde indim. Şu şekilde. Nasıl görünebilir? Şu şekilde. Şimdi ikinciye başlıyorum. İpimi kesmeden 3 tane yapıyorum arkadaşlar. Çeviriyorum.
şekilde 1, 2, 3. Bunu da yapınca tekrar geriye alıyorum ipimi. Dokuz kirpikte buraya dolduracağım ve bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi ben üstüne geçeyim, üstünü de yapayım. Şu pembe kısmını yapacağım. Her kirpiğimin başına bir tane batıyorum. Ama sık batmaya çalışıyorum. Çok seyrek değil. Sık olursa güzel olur. Hepsinin başına batınca geri dönüyorum. Bir önündeki deliğe batıyorum. Pembelerin üstüne çeviriyorum. Şu kenara bir tane kirpik yapıyorum arkadaşlar. Şu ilk şeye kirpik yapıyorum, bir ilerisine geçiyorum. Eksilmeye başlıyor o zaman. Şu kenardakine kirpik yapıyorum. İlk yaptığınızda olmayabilir. Devam ederseniz olur. Genişler, güzel olmaz. Ama çalışırsanız olur arkadaşlar. Şimdi ikinci yine kirpik yapıyorum. Eksilmeye başlıyor. Kenardakine kirpik yapıp ileriye geçince eksilmeye de başlıyor iki taraftan.
Instagram'daki örgülerime bakıp istediğiniz model olursa çekebilirim onu. Önce çekebilirim arkadaşlar. Bu da elinde hazır yapıyorken çekilecek bir şey. Yapmaz olduktan sonra tekrar bunu tutturmak, hatırlamak, tekrar çekebilmek zor. Yapabiliyorken, elinde yapıyorken çekmek daha kolay. Kenardan eksile eksile. Her kenara kirpik yaparak eksile eksile bitiyor arkadaşlar. İnşallah anlaşılmıştır. Bu şekilde oluyor. Bu şekilde hepsini tamamlıyoruz arkadaşlar. Şurayı keselim. Bu şekilde. Bunun üstünde aynı şekilde yapacağız. Bir dahaki sefere şu modeli göstermeye çalışacağım. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. İsteklerinizi dikkate alırım. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.